Evet değerli dostlar, tekrar merhabalar. Bugün medya antrenman serisini yine çekiyoruz. Siz de çekin, daha doğrusu izliyorsunuz. Bugün size dumbbell'da omuz, 2-3 tane omuz hareketi göstereceğim. Evde yapabileceğiniz 2-3 tane omuz hareketi göstereceğim. Bunlardan bir tanesiyle başlıyoruz. Evet, dumbbell'ımız. Daha doğrusu siz de dumbbell varsa dumbbell yapacaksınız. Yoksa direnç lastikle de yapabilirsiniz. Dik durduk, ayakta da yapabilirsiniz bu hareketi. Yana açıyoruz, yani lateral raise hareketi yapıyoruz arkadaşlar. Hareketimiz bu. Mümkün mertebe trapezlerimizi devreden çıkartarak yapalım. Trapezlerimiz devreye girdiği zaman, mesela ben trapezlerimi devreye sokarak kaldırıyorum, daha fazla kalkar. Niye? Çünkü trapezlerim yardım ediyor. Ama benim amacım omuzumu çalıştırmak, trapezlerimi değil şu an. Trapez için farklı çalışacağım zaten. Evet, ne yapıyoruz? Trapezimiz stabil ettik, sabitledik, kontrol ettik ve kaldırıyoruz. Evet, mümkün mertebe trapezlerinizi baskılayın, devreye girmesin. Sadece omuz kaslarımız devreye girsin arkadaşlar. Birinci hareketimiz bu. Diğer hareketimiz ise yine press hareketi. Aldık dumbbell'ımızı, kettlebar'ımızı. Evet, bu kareye press yapıyoruz. Birleştirmemize gerek yok arkadaşlar. Şu pozisyon güzel. İndirdik. Göğüs hizamızın altına, neredeyse altına gelebilecek hizaya indiriyoruz ve kaldırıyoruz. Evet, ikinci hareketimiz de bu. Şimdi üçüncü harekete gidiyoruz. Front raise. Yani öne doğru kaldıracağız. Bunu teker teker de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ikisini aynı anda da kaldırabilirsiniz. Ama size önerim, teker teker yapın. Evet, kaldırdığım mesafeye dikkat edin arkadaşlar. Hafif içe doğru çevirebilirsiniz. Dikkat ederseniz dumbbell'ı hafif, daha kettlebar'ı hafif çeviriyor. Benim elimde dumbbell olduğunu farz edin arkadaşlar. Evet, hareketimiz buydu. Üçüncü hareketimizi de bitirdik. Dediğim gibi her hareketi yani standart skalayı söylüyorum. Tekrar sayısını söylüyorum aşağı yukarı. Tabii herkes için değişiyor bu set ve tekrar sayıları. Ama ben standartını aşağı yukarı standart olan skalasını söyleyeyim. 3x15, 12, 10 tarzında yapabilirsiniz. Ama her sette mutlaka artış yapın. Ağırlık mutlaka artsın arkadaşlar. Uyarılsın. Ne kadar çok artırırsanız kas kütleniz o kadar çok uyarılır. Stres altında kalır, yıpranır. Ve bir sonraki devreye iyi beslendiyseniz, iyi dinlendiyseniz daha güçlü ve birazcık daha hacimlenmiş bir kas kütlesiyle başlarsınız bir sonraki antrenmanınıza ve diğer antrenmanlarınıza arkadaşlar. Evet dostlar, eğer buna benzer videolar görmek istiyorsanız beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.